Mert'i yakalamışken bunları konuşmamız lazım. Çünkü herhalde bu konuyu konuşsak Türkiye'de en iyi konuşacağımız isimlerden bir tanesi sensin. Dünya ticaretine çok yakın zamanda biz hükmedeceğiz. Bak, yön vereceğiz demiyorum, hükmedeceğiz. Eğer biz dijitalden para kazanma olayını yakalarsak, ki yakalıyoruz, Türkiye'de inanılmaz derecede e-ihracat, e-ticaret yükseliyor. Eğer biz yeni trend olan e-ihracatta çok daha güzel işler yapmaya başlarsak, abi yandılar. Neden yandılar diyorum? Çünkü Türkiye çok büyük bir ihracat ülkesi. Eğer Türkiye bugün ben hiçbir ülkeye mal ihraç etmiyorum dediği anda Avrupa'da pahalılık başlar. Zaten Avrupa'nın büyük bir problemi. Çin bugün dünyaya mal satmıyorum dese abi, dünya ekonomisi biter. Çünkü her üç maddeden bir tanesini Çin üretiyor. Bugün Avrupa'da raflarda olan her yedi üründen bir tanesini Türkiye üretiyor. Avrupa'da değil mi? Avrupa'da, yani biz Avrupa'yı çok iyi domine etmeliyiz. Ve bu da bize düşüyor. E-ihracat olsun, e-ticaret olsun, artık burada işler çok kolay. Yani insanlar artık çok rahat bir şekilde Türkiye'deki ürünleri yurt dışına pazarlayabiliyor. Sadece web siteni ona göre organize et, doğru bir pazar yerinde sat. Bu da çok önemli. Bunları yaptığın anda geçmiş olsun abi. Hani e-ihracat Türkiye diye de bir akademi var burada, kar amacı gütmeyen. E-ihracat diyorsun, e-ticaret diyorsun, bunları herkes yapabilir diyorsun. Bir de e-akademiden bahsediyorsun, ücretsiz sosyal bir projeden bahsediyorsun. Bunları bence açarak ilerleyelim çünkü çok mesela sıfır sermaye ile bir insan ne yapabilir? Çünkü biliyorsun girişimcilik yükseliyor fakat bunu sömüren insanlar da var. Burada motivasyon ne olacak? E-ihracat noktasında, e-ticaret noktasında özellikle Avrupa'ya yapılan bu ticaretler noktasında nereden başlayacak bir insan? Şöyle bir şey var. Eğer bir insan bilgiliyse bu bilgisini pazarlar. Bu bilgisini nerede pazarlar? Biliyorsun Fiverr, Upwork, freelancer.com gibi çok önemli siteler var. Dünya çapında siteler bunlar. Bugün ben bir sürü kişi tanıyorum ki bu sitelerden servis satıyorlar ve karşılığında bu servisi Türkiye'de yaptırıyorlar. Atıyorum 5.000 dolarlık bir iş aldı. Geliyor Türkiye'de 1.000-2.000 dolara yaptırıyor bunu. Hop satıyor. Arada 3.000 dolar kar. Bizler kesinlikle ticaretimizle, yaptığımız önemli işlerle bu işleri aşacağız. Yani ben burada şunu savunuyorum. Her Türk vatandaşı kişisel olarak 5.000 dolar para kazanmalı ayda. Her şirket e-ihracattan 25-30 bin dolar para kazanmak zorunda. Yoksa ayakta kalamazsın. E peki diyorlar ki biz bunu nasıl yapacağız? Abicim geleceksin. Türkiye'de bu işi sadece ve sadece yapan tek bir kurum var. E-İhracat Türkiye. E-İhracat Türkiye, Mert Dancer Instagram kanallarına yaz. e-ihracattürkiye.com'a gir, bu işi başar. Bu kadar basit. Sen diyorsun ki ya biz bu ihracatı insanlara öğretiyoruz. Buna kafayı taktık. Yani bu işi insanlara vereceğiz diyorsun. Bunun da örneklerinden bir tanesisin. Yani dünyada ticaret ihracat yapıyorsun. Nereden başlayacağız? Yani günün sonunda şu an bizi izleyenlere mesajın ne? Mesela bu senin eğitimlerin var. Bu eğitimler konusunda bize bilgi verebilir misin? Abi bizim eğitimlerimiz şöyle, çok cüzi rakamlı, 4 kurdan oluşuyor. Hem Etsy hem Amazon eğitimlerimiz var. Ama zaten buradaki teknikleri ve taktikleri kullandığın zaman çok rahat bir şekilde zaten pazarda yükseliyorsun. Farklı bir pazar yerinde de yükseliyorsun. Yakın zamanda Türkiye pazar yerlerinde başlıyor. Burada sevgili Sait, önemli olan şu, birazcık kulağın dolması lazım. Eğer senin kulağın doluyorsa bir yerlerden başlıyorsun demektir ve ondan sonra da harekete geçiyorsun. Bizim bu eğitimlerimiz 2 gün sonra İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca buralara gidecek. Artık dünyaya e-ihracatı, e-ihracat Türkiye öğretecek. Yani bunların bütün altyapısı var ve bir yapay zeka yazıyoruz. Bu yapay zeka artık aplikasyonu indiren herkese sorduğu sorunun cevabını verecek. E-ticaret, e-ihracat özelinde. Yani Türkiye ne kadar e-ihracat yapsa da Türkiye ithalat da yapıyor. Türkiye'nin en büyük belası ithalat. Biz bu ithalat belasından kurtulmamız için çok üretmemiz lazım. Aldığım notlar var. Mesela sen Amazon listeleri diye bir şeyden bahsediyorsun ve bunun artık dünyada özellikle vize noktasında çok önemli olduğunu,
dünyada iş yapmak isteyenler arasında çok önemli olduğunu, ondan da çok kısa bahsedebilir misin? Bu arada şu konuyu galiba duydum Sait. Arbitraj listeleri, yani Amerika, İngiltere, Almanya, buralara şirket kurup hiç gidemesen de şirket kuruyorsun. Bu listelerle ticaret yapıyorsun. Orada da bir veya iki işçi çalıştırdığın anda abi konsolosluğa gidiyorsun, vizeni veriyorsun. Bir gün içinde vizeni alıp uçuyorsun, gidiyorsun. Ben sana şeyi de soracağım. Dropshipping'i de soracağım. Son dönemde gençler bu dropshipping'le de çok ilgileniyor. Çünkü bu konuda da bazı gençler yapmaya çalıştılar ama bildiğim kadarıyla ödemelerde sıkıntılar oluyor, blokeler oluyor. Tavsiye ediyor musun? 19 yaşında bir çocuk. Abi bugün 300 dolar kazanıyor. Bu çocuk 29 yaşında emin ol 30 bin dolar para kazanacak. Yeter ki devamlı kendine katsın. Yani sıfır bütçeyle bile yeter ki kendisini geliştirmek istesin. Bu tür e-ticarete aracılık yaparak para kazanmak mümkün. Bazen şöyle bir soru geliyor. Hocam çok geç kalmadık mı? Bence hakikaten e-ticaret konusunda biz hem Türkiye olarak hem insanlar olarak geç mi kaldık? Abi bir kere geç kalmak diye bir şey kesinlikle yok. Bugün Türkiye iç pazarında geç kalmışlık var mı? Kesinlikle yok. Çünkü eğer doğru işler yapıyorsan sen, doğru bir şekilde piyasaya girip inovasyon yapıyorsan ve iyi bir tüccarsan, yani ürünlerin de doğru ürünlerse, senin geç kalmış olman mümkün mü? Yani onu ben kesinlikle katılmıyorum abi. İşi bilen, işi iyi öğrenen, işi takip eden, yani bizim gibi hayat boyu bir eğitime gelip yani bir para veriyor bize, devamlı bizim sistemimizde oluyor. Çünkü bizim Telegram gruplarımız farklı, bizim kendi sistemimiz abi hiç durmuyor. Günde en az 7-8 bin trafik oluyor. Yani bir iş modeli eğitimi veriyorsun. Akademiye insanlar nasıl katılabilir? Hangi eğitimleri veriyorsun? Akademiyi niye almayanlar? Bundan biraz bahsedebilir misin? Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim akademimize gelip e-ticareti, e-ihracatı yani eşittir dijitalden para kazanmayı öğrenirsen hayat boyu rahat edersin. Ya bunu çok net söylüyorum. Biz eğer 3000, 5000, 10000 dolar para kazanırsak abi biz doğru işler yaparız. Bizim kafamız rahat olur, motivasyonumuz güzel olur. Şimdi ben bakıyorum gençlere, bilgi öğreneceğim diye abi saçma sapan şirketlerde çalışıyorlar. Bırakın abi, bırakın. Öyle bir şey olamaz. Biz zamanında çalıştık. Niye çalıştık? Bilgiye ulaşım zordu. Şu anda Sait Hoca var. Bizim akademimiz var. Yani buralara gir abi, 2-3 ay sabret, öğren, ondan sonra çık 3-5 bin dolar para kazan. Ama burada şunu söyleyeceğim. E-ticaret, e-dünya, dijital dünya normal çalışmaktan daha zor abi. İngilizce öğrenmek şart mı diyor bu verdiğin eğitimlerde? İngilizce öğrenmek tabii ki. İngilizce bilmek çok güzel bir şey. Ama İngilizce bilmiyorum diye de evde oturma lüksün yok. Zaten Google Translate'le hani tercüme yapıyorsun abi geleni gideni. Zaten iki gün sonra da sen bunu İngilizce yazmaya başlıyorsun. Bir yandan da öğreniyorsun. Hani o yüzden İngilizce bilmiyorum abi. Ben ihracat yapmayayım. Ülkeye faydam olmasın. Yan geleyim yatayım. Öyle bir şey yok. Çok teşekkür ederim Mert. Sana başarılar diliyorum. Mert son sözlerine bitirelim inşallah. E-ihracattürkiye.com Mert Tanciyeri ve E-ihracat Türkiye'yi Instagram'dan takip ederlerse, Mert Tanciyeri YouTube'da takip ederlerse, orada YouTube'da bayağı içeriğim var. YouTube'da ücretsiz verdiğim bir eğitim de var. Ama bizim canlı yayınlar ne? Abi birebir benle sohbet ettiği, birebir bizim ekiple sohbet ettiği, konuştuğu, tartıştığı ekosistemin içi eğitimler. Hani bizim YouTube'da da bayağı içeriğimiz var. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Yeni canlı yayınlarla görüşmek üzere. Tüm ihracat ailesini, ihracat Türkiye ailesini selamlıyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.